1990'lı yılların sonlarına gelindiğinde dünyanın pek çok önemli araştırma merkezinde yapılan çalışmalar 21. yüzyılın zannedilenin aksine çok zor sorunlarla baş edilecek bir yüzyıl olacağını işaret ediyordu. Bu temel gerçekten hareketle 21. yüzyıl başlarken dünyanın 7 büyük ekonomisinin artık bu sorunlarla baş edemeyeceği gerçeğiyle 11 seçkin gelişmekte olan ekonominin bir süreç içerisinde yer almak suretiyle dünya meseleleriyle baş edilmesi kararı alındı. Bu karara bağlı olarak da 90'lı yılların sonlarında G20 grubu dünyaya duyuruldu. Bu duyuru çerçevesinde Türkiye haklı olarak Avrasya'nın kaderini belirleyecek bir ülke olarak bu G20 grubunun içerisinde yer aldı.